ilkel dönemleri hayal edin. İnsanlar için yaşam oldukça zor olsa gerek. Barındığımız mimari yapıların, elektronik aletlerin, mesafeleri kısaltan araçların ve kolayca yemek pişirebildiğimiz edevatlar gibi diğer tüm teknolojik aletlerin olmadığı bir dönem. Peki ya bir de günümüze bakalım. 21. yüzyıl karadan çok daha fazlasına dönüşmüş görünüyor. Havaya geçiş yapan araçlarla geçmişte günler süren bir yolculuğu birkaç saate indirmek bir hayli kolaylaştı. İlk icat edildikleri döneme göre çalıştırmak için ayağa kalkmamız dahi gerekmeyen, uzaktan kumandalarla çalışan araçlarda cabası. Sadece günlük hayatımızı kolaylaştırma seviyesini çoktan geçip, işi sosyal ve eğlenceli bir boyuta getirmiş teknolojik aletler bulunmakta. İşte tüm bu gelişim ve ilerlemenin ortaya çıkış noktalarında onlar var. Genellikle sıra dışı fikir ve düşünceleriyle var olanın ötesini düşleyen, bu doğrultuda da çalışmalar yapan insanlar. Solucan delikleri videomuzun sonunda bahsettiğimiz dünden bugüne süre gelen bilimsel bayrak yarışında bayrağı taşıyanlar. Onlar olaylara farklı bir perspektiften bakarak yeni bir boyut ve mekanizma kazandıranlar. Onlar çok çalışanlar ve asla pes etmeyenler. Onlar bilimin efsanevi insanları. Geçmişten günümüze adından sıkça söz ettiren ve günümüz bilim dünyasını ilmek ilmek işleyerek buralara getiren bilim insanlarını işleyeceğimiz bu serimize, robotik denince tarihte gelen ilk isim ve sibernetiğin kurucusu olan bir isimle başlıyoruz. El Cezeri. Asıl adı Ebul İsmail İbni Rezzaz olan El Cezeri, Batı dünyası tarafından El Cezeri olarak bilinir. 1136 yılında Fırat ve Dicle nehirleri arasında yer alan Cezire şehrinde doğmuştur. Türkçesi makine yapımında yararlı bilgiler ve uygulamalar olan ve kısaca Kitabül Hiyel eseriyle robotik mekaniği konusunda sibernetik ve mekaniği ilk kez birlikte kullanarak bu alanda önemli bir soluk getirmiştir. Bu eserinin giriş bölümünde eseri kaleme alma nedeni olarak şunu gösterir. Bir gün sultanın huzurundaydım ve yapmamı emrettiği şeyi getirmiştim. Ne düşündüğümü sezdi ve gizliliğimi açığa vurdu ve bana şunları söyledi. Eşsiz araçlar yapmış, onları gücünle işler duruma getirmişsin. Seni yoran ve kusursuz biçimde inşa ettiğin bu şeyler kaybolup gitmesin. Benim için icat ettiğin bu araçları bir araya toplayıp, resimlerle süslediğin bir kitap yazmanı istiyorum. Onun bana sunduğu modeli uyguladım ve önerilerini kabul ettim. Zaten boyun eğmekten başka yapacağım bir şey de yoktu. Gerekli çalışmayı yapmak üzere gücümü topladım ve bu kitabı kaleme aldım. Burada bahsine ettiği sultan daveti üzerine Diyarbakır'a gittiği Artukoğulları'nın beyidir. Kitabında eserlerini anlatmış ve ayrıca şekillerini de kendisi çizmiştir. Bu da onun aynı zamanda iyi bir sanatçı olduğunu da göstermektedir. Kitabının orijinali günümüzde mevcut olmasa da Türkiye'de 5 adet ve dünya genelinde bilinen 15 adet kopyası bulunmaktadır. İşte bizim karanlık çağ olarak bildiğimiz bu dönemde özellikle doğuda bilim ve teknolojik açıdan önemli gelişmeler yaşandığını ve El Cezeri'nin sibernetik alanında yaptığı çalışmalarla bu döneme damga vuran bilim insanlarından biri olduğunu söyleyebiliriz. Avrupa'da bilim çevrelerince bu alanda Descartes, Pascal ve Bacon gibi bilim insanları ilk olarak gösterilse de, aslında El Cezeri'nin rakiplerinden yüzyıllar önce bu alanda öncü çalışmalara imza attığını söylemek hiç de yanlış olmaz. Şimdi gelin bir de El Cezeri'nin üretimleriyle birlikte gelişmeye başlayan sibernetik ve robotik alanına bir göz gezdirelim. Sibernetiğin temel olarak tanımı hem canlı hem de cansız sistemlerin bir amacı olabileceğini kabul eder. Sibernetik bazı kaynaklarda, kısaca canlılardaki sinir sistemi bilgisayar sistemlerini uydurmaya çalışan bir bilim dalı olarak açıklanır. Bu kadar önemli bir alanın temellerini atan Cezeri'nin çalışmalarına bakmadan önce aslında onun yaptıklarının ne denli önemli olduğunu anlatmak isteriz. Çünkü bir alan düşünün ki daha önce yapılan faaliyetleri çok kısıtlı ve sınırlı olsun. Sadece antik Yunan ve Mısır gibi bazı medeniyetlerde yapılan daha temel ve basit çalışmalardan ibaret. Yani Cezeri'nin örnek alabileceği, geliştirebileceği çok da çalışma mevcut değil. İşte böyle bir noktada o kendi fikirleriyle, kendi hayal dünyasıyla birlikte üretmeye başlayacak ve günümüzdeki bilim kurgu dünyasının da temelinde olan robotik dünyasının öncü ismi olmaya başlayacaktı. Rüzgar gücünü kullanmak, teknolojinin çok da gelişmediği bir dönemde iyi bir fikir olsa gerek.
İşte el-Cezeri de bu alanda çalışmıştır ve aslında günümüzde Hollanda gibi ülkelerle özdeşleşen rüzgar enerjisini kullanma konusunda önce olmuştur. Birkaç dakika önce el-Cezeri'nin kitabını Sultan'ın önerisi üzerine yazdığını söylemiştik. İşte Cezeri yine Sultan'ın kolay abdest alabilmesi için tavus kuşu abdest alma makinesini yapmıştı. Buradan da günlük hayattaki işleri daha da kolaylaştırma düşüncesinin o zaman da var olduğunu görüyoruz. Zamanı ölçmenin o zamanlarda da bir ihtiyaç olduğu gerçeğini göz ardı edemeyiz. İşte Cezeri de bu alanda fil su saati, kayıklı su saati gibi çalışmalarda bulunmuştu. Filli su saatinde birçok mekanik işlem sonucunda her yarım saatte alet ses çıkartmaktaydı. Tabii o dönem için bazen suyun yukarıya aktarılması da gerekiyordu. İşte Cezeri bunun için 4 diskli bir sistem yapmış ve suyun yukarı aktarılmasını sağlamıştı. Daha önceden bahsini ettiğimiz kitabında da bu eserlerine yer vermişti. Kitabı 6 bölümden oluşmakta ve her bölümde farklı türde çalışmalarını çizimler aracılığıyla anlatmaktaydı. Bu bölümlerde su saatleri, içecekler için kullanılan otomatik kaplar ve oyunlar, fıskiyeler üzerinde havuzlar ve müzik otomatları, akarsu ya da kuyulardan çıkan suyun kaldırılması üzerine düzenekler, saray hizmeti gören makineler ve şifreli kilitli kasalar gibi farklı konularda düzenekler mevcuttu. Geçmişten günümüze yaşadığı dönemin ötesine geçerek günümüze kadar ulaşan ve artık efsane olan bilim insanlarını işlediğimiz bu bölümümüzde, sibernetiğin ve robotiğin öncüsü olan el-Cezeri'den ve onun döneminin ötesinde çalışmalarından bahsettik. Bir sonraki bilimin efsaneleri videomuzda belki elma ile yer çekimini keşfeden Newton'a, belki de hamamda suyun kaldırma kuvvetini bulduğu söylenen Arşimet'e ya da bizim karanlık çağı olarak bildiğimiz aslında Doğu ve Türk İslam medeniyetleri için oldukça aydınlık olan Orta Çağ'a, belki de günümüze daha yakın olan, zeki deyince ilk akla gelen insan olan Einstein'a gideriz. Bunu henüz kestiremiyoruz. Hangi bilim insanını yapacağımızı ortak paydada buluşabileceğimiz bir anket sonucunda hep beraber belirleyelim. İleriki videolarda görüşmek üzere.